Evet, videomuza başladı. Şimdi bu parçayı tamamen sen yapacaksın. Eğitimde daha çok böyle ben yapıp senin izlemen falan değil de sen yapıp da yanlış olan yerlerde benim müdahale etmem daha kalıcı oluyor. O yüzden eğitim önce böyle ilerleyeceğiz. Şimdi ilk başta parçanın tem işlemine başlamadan önce ne yapmamız gerekiyor? Bir parçayı incelememiz gerekiyor. Bu parçayı tezgahta nasıl bağlarız? Ortalama yaklaşık hangi takımları kullanacağız burada? Onu yapmamız, onu bir gözümüzde analiz etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Ondan sonra keme geçeceğiz. Hemen direkt bodosluğuma keme geçmeyeceğiz. Parça ben yine bu şekilde bağladım. İlk etapta şu kısmını şey yapıp Mengene çilesi şu an burada nereden sıkıyor parçayı? Evet. şuradan sıkıyorum. Tamam. Bu kısmın kontürlerini boşaltırım. Hı. Daha sonra mengeneyi söküp parçayı söküp şu alandan ve şu alandan şu alandan ve bu alandan bağlar. Tabii zemin burası olacak şekilde şu kanal açalım. Şuradaki kanal. İşte ona gerek yok. Bunun F-Freze komutu var. Evet. Onunla bu bağlamada yapabiliriz orayı. Doğru. Parçayı hiç sökmeden bitirebiliyoruz. Tamam mı? Parçanın bir altını çevir. Sadece altını çevirip buraya bir temizlik vereceğiz altına. O kadar. Parça bitmiş oluyor. Şimdi parçamız 5 mm, her taraftan 5 mm pasosu var. Tamam mı? Bu şekilde bana parçayı tanımla. Yeni Evet. Doğru. freze Evet. eğitim 2 Tamam. metrik Evet. Onda zaten bir kere ayarlayınca hep yani aynısı geliyor. aynı şey Tamam bu diyoruz. Evet. tamam. Biraz yaklaştırsın zorlaşıyorsan. Burada Mitsubishi M80 Evet. Zaten bir tane ünite var. Diğerlerinin hepsini aynı kaldırdım ki öyle şey yapılıyor. referans noktası. Neydi bu referans noktası? Referans noktası tezgahta sıfırlayacağımız nokta. Evet. Stok model üzerinden. Evet. Sen bunun sıfırının neresi olmasını istiyorsun? Ben bu parçada merkezin olmasını istedim. Tamam. Çünkü zaten tamamen dikdörtgen bir parça. Değil mi? O yüzden kare bir parça yani. Ortasının olmasına fayda var. Ortasının olması için de yani sıfırın şu tıkla şu yüzeye, bu yüzeyin olmasını istiyorsak o yüzeye tıklamamız yeterli. Tam onun ortası olur. Ama orasını değil de şu yan yüzeyi tıklarsan mesela tıkla orayı. Bu sefer bu yüzeyin ortası olur. Şimdi biz burayı işlemeyeceğiz. Burayı işleyeceğiz. O yüzden orayı tıkla, noktayı tıklama. Yüzeyi tıkla. Evet. Tamam, burası bizim sıfırımız. Okey. Tamam. Tamam. Buradan zaten Başka bir şey değiştirebiliriz. yapmıyoruz buradan. Orada bir işlemci Çevirimizi yok. burada da yapıyoruz. Referans noktasını seçtik zaten. Tamam, okeylendi. Buna da Bir uygun. tane sıfırımız var yani. Tamam, şimdi Stok model. stok model. Bizim Evet. kütüğümüzün Evet, ben her taraftan 5'er milimetre pasomuzun olmasını istiyorum. şuradan da 2x'den Y'den 5. Evet. Her tarafta. Z'de de istiyoruz. Evet. 5 mi? Evet. Orası alt. Z eksili kısım ise mengenin sıcak olduğu yer. Orayı 10 milimle yapabilirsin, 5 milimle yapabilirsin, önemli değil. Tamam. 5 milimle. Parça kütüğü kaça göre alacaksak? 5 5 mi? milimle. Her taraftan 5'er milimle tapasımız var bizim. Tamam. Tamam, parçayı seç şimdi. Tamam. Stop isim değiştireyim mi burayı? Yok, gerek yok. Kalsın. Stop. Tamam. Tamam. Şimdi bütün 3 tane tikimiz yeşil oldu. Yani Başka, taraflar şey evet, başka bir işimiz yok. Şu an parçanın sıfırını atadık. Stok malzemenin bize kaç ne kadar pasolu olduğunu belirttik. Onaylıyoruz. şimdi takım Şimdi işlem bakın. yükleme mantığından gidelim. Şimdi talaşlayayım hatta. İlk önce nereden başlıyoruz parçayı işlemeye? Bir kere parçanın bir yüzeyini taramamız gerekiyor, değil mi? Çünkü yüzeyde 5 mm pason var benim. Aynen. Yüzeyi tarayarak başlayalım. Yüzey tarama kaç eksenlik bir iş? 2,5 İki eksenlik bir buçuk iş. eksen. O yüzden 2,5 eksenlikteki komutlara gidiyoruz. Zaten Yüzeye tıklıyoruz. yüzey. Evet. Yüzeye tıklıyoruz. Yüzeye tıkladığın zaman hiçbir piyes seçmene gerek yok. Artık yeni versiyonlarda otomatik algılıyor geometriyi. Yani parçanın neresinde işlemesi gerektiğini otomatik algılıyor. Ve
Tarama yüzey. En son ismini bittikten sonra oraya yazarız. Çünkü burada pencere doldururken oranın ismi değişebiliyor. Tamam. Takım belirle. Takım belirleyelim. Tezgahta kaçlık tarama kafam varsa takımı tanımlayacağım. Takım. Nereden tanımlıyorduk? Evet. Tarama kafası. Tamam. Kaçlık tarama kafa var tezgahta? Şu anda 32'lik var. 32 yazıyor o zaman. Tamam. Radius 1 miydi? Bu 2,5 eksende hiç önemli değil. Radyusuymuş, ağız sayısıymış hiç önemli değil. Tamam. Buradaki takım çapından ziyade ağız sayısı, 4 artı. işte takımının radyusu falan o aymeşlikte önemli. Tamam. Ben o zaman burayı Okey diyoruz. Evet. İlerleme devir. tamam. Bilgisine gel. Bu takımı şimdi gerçekten bu tezgahta işleyeceğiz, tamam mı? O yüzden ilerlememizin, devirimizin, pasomuzun CK45 malzeme olduğunu düşünüyoruz ve ona göre ilerleme devri belirlememiz gerekiyor. Şimdi bu takım kaba. Biz bu takımla hem kaba işlemi yapıp hem de finish işlemi yapacağız? Sadece yüzey tarayacağız. Yüzey tarayacağız değil mi? Yüzeyimizin kaliteli olmasını istiyor muyuz? Ya, pardon. Çünkü şuralara kadar, sıfıra kadar ineceğiniz için kaliteli olur. O zaman kaba takımla finish takımı ayıralım o zaman. Evet, farklı olsun. Evet, o yüzden şu finish devri ve finish ilerlemeyi kapat. Tamam. Şimdi biz ne demiştik? Takımların kesme hızları var demiştik. Tamam. Hesaplamakla uğraşmadım mesela. Takma uçlu şeylerde 150 bin, 150 kesme hızını alabiliriz. İlk önce devir alalım. Devir. Devir. Deviri 150 kesme hızı al. Bu standart piyasada kullanılan her çelik malzemesine gidecek devirdir. Ama tekrar söylüyorum. Kullanacağımız elmasa, kullanacağımız tutucuya, parçayı ne kadar rigid tezgaha bağladıysak bunlara göre bu oran değişir. Tamam mı? 150 aldık. Bu tarafa geçtiğimiz zaman da zaten otomatikten 1492. 1492 devir çıkıyor. Tamam. Problem değil. Şimdi Fz milimetre bölü. Diş başına ilerlemesi %5'tir genelde. Orasında 0,05'te. İlerlemeye geldiğiniz zaman F milimetre bölü dakika. O Evet. da kendisi geldi. Bu kadar. Buradan başka herhangi bir şeyimiz yok. Bunu takma uçlarda 0,05 dedim ben ama ortalama piyasadaki takma uçlu elmaslar genelde diş başına ilerlemeyi 0,1 diyor. O yüzden FZ'ye gel. Biz bunu daha 0, güvenli olarak daha yarıya şey yaptık. aynen bu minimum seviye, tamam mı? Çok da düşük paso ilerleme verirsek eğer elmas takımın üzerinde çok fazla kalacağı için, parçanın üzerinde çok fazla kalacağı için takım çok daha çabuk aşınacaktır. O yüzden buradaki değerleri takımın önerdiği değerlere gidersek faydalı olur. O yüzden orayı 0,1'de. Tamam. Bitti. Şeye gel. Milimetreye gör bunu. Tamam. Seviyeler. Şimdi burada bir püf nokta var. Bak. Şimdi bak burada 2019 versiyonu, 2018 versiyonu sonrası akıllı işlemler geldi söğütleme. Şimdi biz parçayı store'u tanımlarken ne dedik? Her tarafta 5 milimetre poso var, değil mi? Bak buraya otomatikman buy tap bot stop geldi, gördün mü? Diyor ki bak için üst düzeni ben diyor stop dikkate aldım diyor. Senin diyor 5 milimetre stop var diyor. Bilgin olsun diyor. Tamam. Farkındayım. Yüzey derinliğin de diyor yani toplamda oradan alacak olduğun paso ise 5 milimetre diyor. Tamam. Aferin sana. Akıllısın program diyoruz. Aşağı adımlamasını burada aşağıda diyor yani onu her seferinde bana 0,5 0,5 paso alacağız, tamam mı? Yani 10 sefer mi yapacağız aşağıda mı? Onu demeyeceğiz. Onu kendisi hesaplayacak. Sen yani her seferinde 0,5 paso al. 10'da 5, 10'da 5 paso al diyeceğiz. Tamam. Tamam. Teknoloji kısmına geliyoruz. Şimdi burası tamam değil mi? Burası tamam. Bir geri gel tek seviyelere. Bunun da yine aynı burada delta kısımları var ya. Buna artı değer verebiliyoruz. Buraya da delta'ya da artı değer verebiliyoruz. Eksi değer de verebiliyoruz. Bilgin olsun. Bunların ikisine de artı ve eksi değer verebiliyoruz. Teknoloji kısmı. Şimdi teknoloji kısmının altında bak karama var. Yani. Altta yüzlemesini görüyorsun. Kontür var bir de. Kontüre tıkla bir. Tıkladığın zaman bak böyle yüzey taramayı aynen böyle kontür gibi yapar. Ama doğru bir işlem değil bu. Sonra yuvarlama var, yumuşak var, keskin var, var da var. Doğru olan, teknolojiye gel pardon. Bizim için doğru olan karama.
Tek geçişte Tek geçiş ise şu. Bizim takımımızın çapı 32 idi ya. parçada 32 Parça ise da 32 ise veya 30 ise tek seferde geçerdi. Hiç yana falan kaymazdı. O anlamda. Bizim için uygulanan şey tarama. Taramayı seçtikten sonra burası takımın ne kadar boşta kalacağı ve ne kadar kesim yapacak olduğu yer. Eşit yana adım, eşit şekilde yana kaysın işlem yapsın. Derinlik kesme tipi ileri. Bu şu anlama geliyor. Bir alayım ben Mansur. Şimdi ileri diyor ya, takım kasoya girdiği zaman şuradan böyle kesim yapacak. Sonra kalkacak yukarı, geri gelecek, yana kayacak. Buradan bir daha bu tarafa doğru kesim yapacak. Kalkacak, gelecek, bir daha bu tarafa doğru kesim yapacak. yüzey kalitesi bu şekilde daha iyi olacak, değil mi? Yok. Fark edecek mi? Yok, fark etmeyecek. İleri geri kesim, ileri geri kesim dediğimiz zaman buradan kesecek, kayacak yana, buradan keserek geri gelecek, kayacak yana, kesecek geri gelecek. Boşta geri gelmeyecek, Boşta geri gelmeyecek yani. değil mi? Evet, zaman anlamda kazanmış olacağız. O yüzden ileri geri kesim. Yani hem giderken kes, hem gelirken kes. Bu sadece giderken kes. Geri gelirken kalk yukarı, boşa çık, boşta geri gel. Zetta posa ver, bir daha git kes anlamında. O yüzden ileri geri kesim. Aynen. Takım yolu geri dön. Bu şu demek. Takım mesela şu noktadan pasoya giriyorsa, işlem yapıyor ise takım geri dön, yani takım yolu geri dönü işaretlediğimiz zaman bu sefer buradan kesim yapacak. Bu taraftan girecek pasoya. Bu anlama geliyor. Finish. Biz ne dedik az önce? Sen de mouse. Yüzeyimizin güzel olmasını istiyoruz. O yüzden kaba ile finish'i ayıracağız dedik. O yüzden finish'e burada paso bırakıyorum. 10'da 3. Finish'i işaretlersem eğer aynı takıma finish de yapmış olurum. O yüzden finish'i işaretlemiyoruz. Sonra taramanın parametresine gel. Taramada burada açılı işlem yaptırabilirim. Kesme yönü ileri geri tamam. Burada da işimiz yok. Burada da işimiz yok. Başka hiçbir işimiz yok. Şurasını anlatacağım biraz sonra. Bağlantılara gel. Burada da hiçbir işlem yapmayalım. Önce bir hesap atalım. Şuraya isim ver istersen. Tarama mı? Yüzeyden mi? Yok, çap de, çap şey, şu alt çap işareti, alt 0216, Yapma. alt 0216, çap işareti, çap 32 tarama yaz. Kaydet hesapla şimdi. Sağ ol. Oradan değil, şu noktadan kaydet ve hesapla. Evet. Evet de. Ve şu anda hesapladı. Ve takımın otomatikmen çıkardığı takım yolu aslında doğru oldu bizim için. Eğer şu yönden olsaydı, bir izah edeyim orayı. Şimdi işleme mantığından gidiyoruz, tamam mı? Biz ne dedik? Mengenimiz bizim, şunu kapatayım. Mengenimiz bizim şu yüzeyden ve şu yüzeyden sıkıyor, değil mi parçayı? Evet. Şimdi takım şu noktadan girecek. Tam şöyle üstten bakayım. Takım pasoya bu noktadan girecek. Mengenenin sıktığı ağızlar var ya, o tarafa doğru yük binecek, tamam mı? Dolayısıyla parça rigid kalmış olacak. Eğer şu yandan girmiş olsaydı, gerçi parça küçük, çok etki etmezdi ama büyük parça olsaydı ve mengene içerisinde az bir noktadan sıksaydı, takım şu yandan pasoya girseydi, aynen parçayı oynatma ihtimali yüksek. O yüzden mengenenin sıktığı kenarlardan pasoya girip de o yöne doğru ilerlerse her zaman bu avantajdır. Eğer ki şöyle olsaydı, teknoloji kısmında şunu çevireyim mesela 90 derece diyeyim. Takımına dikkat et şimdi. Hesapla. Şu yönde Tamam. olsaydı, evet, bu yönde olsaydı ve parçanın ebatı da büyük olsaydı, bu sefer parçayı oynatmaya çalışacağım. Anladın mı? Bu durumda buradan değiştirebiliyorsun. Buna 45 derece bile diyebiliyorsun. Bilgin olsun. Ama bizim için şu an ideal olan mengeneye doğru ilerlemesi. Şimdi burada zamandan kazanmak için şöyle bir şey var. Bak burada şeye girdiğim zaman simülasyona şu takımı kapatayım bir. Bak takımın yarısı boşta. Yarısı da malzemede. Bu zaman kaybı. Bir sonraki yana kaydığımız zaman da bak takımın şu kadarcık alanı çakışıyor.
Bu kadarcık alanı kesiyor. Üstleniyor. Evet. Bunun arasını biraz daha açabiliriz. Nereden yapıyoruz onu? Burada diyoruz ki şu kısmı mesela ben diyeceğim ki bunun sıfır. Şu takım yoluna dikkat et şimdi. Hesapla. Şunu da bir daha göstermediğim. Ne yaptı? Boyu kıstı. Bak Çok buraya fazla ileri çıkmıyor. aynen çok fazla ileri çıkmıyordu ama onu sıfır yaptım ama şöyle adım adım ilerlersem hatta takımı da gösterirsem daha iyi olacak. Şu an malzemeyi kurtarıyor görülüyor. Ama hatırlarsan bizim parçamızda 5000 metre 5000 stoğumuz metre, vardı. evet. Evet. O yüzden burayı programın önerdiği 10.000 metre değerinde bırakıyorum. Şimdi genişliğinde diyor. Bizim asıl şöyle işimiz. Genişliğine gelip 10 diyorum ben. Buraya dikkat et. Hesapla. Dışa doğru açtı. Bu sefer ne oldu? Takım daha da fazla dışarıda kaldı. Şöyle ilerletirsek. Az önce tam yarısı şu çizgiydi. Şimdi daha fazla dışarı çıktı. Bunu eksi 30 bin metre içeri doğru çektim. Eksi 30. Ne oldu? Takımın şu kadarcık kısmı artık boşta kaldı. Benim istediğim bu. Zaten orada da şeyimiz vardı. Orada, aynen orada 5000 pasomuz vardı zaten. Parçanın üzerinde daha az gezmiş olacak takım yani böylelikle. İstersek şu çakışmaları da biraz daha azaltabiliriz. Onu da şuradan azaltıyoruz. Şimdi şu aradaki mesafelere dikkat et. Onu geometri oradan değil, şuradan %30 diyor ya bak. Bunu 15 diyorum. %15. Ve hesapla. Araları aç da gördün mü? Takımın sadece %15'i boşta kalsın. Simülasyonu da göster dersek. Ama şurasını şimdi dışarı Burasını aynı. alacağız. Evet. Şu an sadece biz şu ikisinin arasındaki mesafeye müdahale ettik. Evet. Bunun da şurasına gelip şu verdiğimiz eksi 30'u atıyorum 15 diyelim. Hesapla. Bunları yarın bir gün hani eğitimden sonra 15-20 tane falan parça yaptığı zaman zaten şu ön izlemelerini göre göre bir yerden sonra zaten otomatik tık 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 hemen yazıp yazıp gidecek. Tamam mı? Çok gözünde büyütme. Çok zor bir şey değil. Budur. İstediğimiz şey bu. Ha bak şu tarafta mesela az kalmış. Neredeydi o? Şuradan 15'i 20 diyelim. Bu On. bir dakika 15'e geri çekeyim. Yirmi. On milimetre. Eksi de artıya kalsın. Şimdi baktığımız zaman buradan kurtarmış, buradan daha fazla kurtarmış. Onu da buradaki değeri daha da fazla düşürerek ya da sıfır yaparak burayı kurtardı. Buradan bir tık daha az buradan bir tık daha fazla alıyor. Buradan bir tık daha az alıyor. Şey sayısı da arttı sanki. Biraz önce Ha, 5. evet. Onu 15 demiş. Mesela 10 diyelim. Hatta bu takımın ağzı APKT tarzı 90 derece olduğu için aslında bunu 5'e bile çekebiliriz. Evet, radyüsü olmadığı için zaten orada bir Aynen. tırnak bırakmayacak. Bırakmayacak. Böyle yaptığımız zaman aslında istediğimiz tam da bu. Ama eğer böyle APKT tarzı bir elmas bağlamamış olsaydık, yani şu kenarlarında elmasın bir radius olsaydı ya da bir açı olsaydı, Daha o fazla zaman üst üste bindirmemiz gerekiyor. aynen öyle daha fazla üst üste bindirecektik. Yani o zaman buradaki değeri artıracaktık. Bizim için şu anda uygun olan şey takım yolumuz bu. Şimdi bununla bizim yüzeyimizde hala 10'da 3 pasomuz var. Bir de bununla finish yapacağız.
Bununla ilgili anlatmadığımız bir şey, şu var. Mesela tezgahta şu pasoyu aldı. Bir sonraki pasoya kayacak ya, böyle tık kayıyor ve geliyor. Bazı tezgahlarda ice fit özelliği yoksa bu keskin köşelere girip de bir sonraki pasoya geçerken tık eksenler vurabiliyor. Bunları önlemek için bağlantılar kısmında yaklaşma, buradan yay. Hop, yok. Teknoloji. Takım dönüşleri şu. Yuvarlama. Benzeme gördün mü bak? Evet. Bak, yokken keskin. Bunu açtığım zaman şuraya otomatik bir değer yazıyor. Bunu neye göre yazıyor? Kullandığımız takım çapına göre otomatik hesaplayıp kendisi yazıyor. Şimdi hesapla dediğim zaman şurası şu şekilde slot olacak. Budur. Eğer seri iş yapıyorsak ve yüksek ilerleme ve devir kullandıysak bu şekilde çalışmamız avantaj olur. Tezgahtaki vuruntuyu önlemiş oluruz. Ama tezgahta high speed machining özelliği varsa, ki sende var, o yüzden bunu kapatabilirsin de. Bir tık zamanla kızarmış olursun. Şimdi bizim kaba yüzey tarama işlemimiz tamam. Bir de bunun finişini yapalım. Finişini de sen yap. Tamam. Finişi de yine 2,5 Aynen. yüzey. Finish de yine aynen 2,5. Yüzey Evet. diyor. Geometri diyor. Referans. Geometri hiç yapmana gerek yok. Bunda çünkü yüzey komutunda otomatik kendisi tanıyor program. Tamam. Takım. İstersen aynı takımı tekrar kullanabilirsin ya da başka bir finish takımın varsa onu da kullanabilirsin. Diyor. Zaten aynısını Tamam. şey Aynı takım yapacağız. uzman direkt onayla. Bunun şimdi bilgisine gel. Gerçek kesim yapacağız ya. Bilgisi ilerleme devrini hesaplayacağız. Şimdi finishleri kapat. Bir dakika. Aynı takım kullanacaksak o zaman ayrı bir kumutlaşmamıza gerek yok. Aynı şeyle Aynen. Kapat onu. tamam. Kaydedeyim de. Evet. Onu aç. Biz aynı takımla şey yapacaksak, finish işlemi yapacaksak buradan finish devrini açıyoruz. Finish devrinde 1500 değil de 1800 diyebiliriz. 1800. İlerlemesini, finish ilerlemesini işaretli yukarıda. Evet. Onu da yüzey kalitemiz güzel çıksın diye aynı ilerlemede de bırakabiliriz ya da bir düşürebiliriz de. Onun malzemenin kalitesine göre belirlemek lazım. Ama finish ilerlemesini 500 diyebilirsin. Şeyde Evet, o. O 500. Tamam. zeptekini tabii Aynen karışmıyoruz. Teknoloji şimdi. seviyelerde herhangi bir şey Hiçbir şey yapmıyoruz. yapmıyoruz. Sadece burada şu finişi işaretliyoruz. Bitti. Hesapla. Kaydet ve hesapla. Evet. Aynı takımla hem kaba hem finiş yaptık. Bir G-code alır mısın? Şimdi burada bak, yumuşatmayı açmış tezgah. Şurada görüyor musun? G5 P1000 10.000. Yumuşatmayı açmış. Tamam. Suyu açmış. Burada devrimiz yukarıda 1492. Okey. Z'deki ilerlememiz F300. Ondan sonra X'teki ve Y'deki F596. Sonra F1193 diye devam ediyor. Çek aşağıya şunları. En aşağı doğru çek. Çek 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 çek. En son. Bir tık yukarı kay. Dur. F1. F1000, F5. F500. Bir aşağı in. İn. En son yine F5. En son yine F500. Posta burada problem var. Yukarı çık bir. Dur. Az aşağı in. Şu F500 dedikten sonra biz yüzey kalitesi çünkü F500'e gitmesini istiyoruz. O yüzden burada F1000'in olmaması gerekiyor. Bir de burada devir de eklenmesi gerekiyor normalde. Tamam, onu halledeceğiz. Kapatıyorum. Kapat. Şimdi biz aynı takımla hem kaba hem finish yapmış olduk. Tık komuttan. Kaydettik zaten ama. Evet, zaten kayıtlı. Yine de. Şu tikini de kapat. Bir göz kalabalık gitti. Şimdi yüzey tarama işimiz tamam. Şimdi imalat mantığında baktığımız zaman sıranın nerede olması gerekiyor? Sıralamanın nerede olması gerekiyor? Yüzeyi tamamladık. Şu derinde galiba. Evet. Şu biraz daha şeyde. Evet. Derinden
Başlardım ben ama. Önce düşünme işleyelim. Tamam, bir kısmını da Evet, dış kısmını bir dönelim. Şimdi dış kısmını işlemeden önce karar vermemiz lazım. Neye? Elimizde hangi takım var? Şimdi parçanın dışının yüzey kalitesi hassas mı? Biz hassas olduğunu varsayalım. o zaman karbür parmak. Evet, ama öncesinde bir kaba atmamız lazım. Önce bir tane işte 20'lik tarama kafası varsa ya da high speed bir kafa saplı tarama varsa önce onunla bir kaba atacağız. 10'da 3 falan paso bırakacağız etrafına. Ondan sonra parmak freze ile etrafını dolaşacağız. Aynen. Tarama O zaman tarama kafasıyla. kafasıyla etrafını dönelim mi diyorsun? Ne dedim? Dersiniz. Tarama kafası bu parça için çok şey olur, büyük olur. Mesela 20'lik taraman var mı? 16'lık taraman. 16. 16 tamam. 2 az. 16'lık 2 az APK değil mi? Hı. Tamam. Onunla bir kaba yapabiliriz. Aslında kaba yapmak için APKT tarzı değil de high speed takım olsaydı, high fit takım olsaydı Hayır, gelmem. evet high fitler daha hızlı iş çıkartabilirdik. Bir de high fitler böyle kenar dönmelerde falan biraz daha top elmasa sahip olduğu için daha dayanıklı elmasları var. Düşük devir, yüksek ilerlemeyle çalışabiliyoruz high fitlerle. APKT'lerle uzun ömürlü falan çalışmak biraz zor. APKT'ler genelde yüzey ve duvarı 90 derece istenen yüzeylerde kullanılan bir takımdır. Tamam. Tamam. Bizim APKT'miz var diyelim ve ona göre işlem yapacağız. Şimdi parçanın etrafında 5 mm pasomuz var ve 2,5 eksenlik bir iş bu şu an. O yüzden yine 2,5 eksenden hangi komutu kullanacağız? Profil. Profil. Profil kullanacağız. Evet. Çünkü neden? Sadece şu Açın. profilin etrafını döneceğiz. Tamam mı? Seç profili. Burada yine aynen takımın onu en son. Takımın şu an nerede dolaşması gerekiyor? Nerede takım kesim yapacak? İç yüzeyde. O zaman onun kenarını seçmemiz lazım. Nereden seçiyoruz zaman önce? Buradan yeni diyoruz. Yeni diyoruz. Sonra şu kenara. Buraya tutacağım. Evet. Getirdim. Evet. Orası tam birbiriyle P olduğu için teğet olduğu için otomatik algıladı. Dur. Onaylama. Şimdi burada profil komutunda zincir seçme yönü yani şuradaki ok var ya bak bu okun yönü çok önemli. Ve bu programda profil komutu en sık kullanacağın komuttur. Ve bu profil komutuyla hemen hemen yapamayacağın hiçbir iş yok. O yüzden profil komutun üzerinde detaylı duracağız biraz. Şimdi önce profil komutundaki şu zincir okun ne anlama geldiğini söyleyelim. Şimdi biz tam da bu şekilde duruyoruz ya tezgahta parça bu şekilde. Mengene yüzeyi mengene buradan sıkıyordu. Bir de arka taraftan sıkıyordu. Ok parçanın arkadan baktığımız zaman solunda kalıyor. Yani ilerleme yönünde bakıyoruz ya böyle. Eğer bu terste olsaydı onu şu an anlatmayayım. Biz hata yapacağız tamam mı? Biraz sonra. Onu nasıl düzelteceğimiz gerektiğini de göstereceğim. Ama temel olarak şunu bilelim. Profil komutu en sık kullanacağımız komut, birçok işimizi yapabileceğimiz komut ve en dikkat etmemiz gereken unsur ise zincir yönü. Şuradaki okun yönü çok önemli. Şimdi buna bir evet diyelim. Buraya da evet diyelim. Okey, okey diyelim. Takım tanımla takımını 16'lık taraman var dedim. Yeni takımı nereden tanımlıyorduk? Yeni takımı, takım geometrisi, takım Şu ilgisi, çok. alttan bak. Bekle orada bir. Ha, bir geri gel. Bekle bak. Freze takımı ekle yazıyor. Gördün mü? Takım ekle. Okey. Tamam. Burada Tamam. Tamam. tarama kafası değil de şey parmak freze gibi tanıtabilirsin onu. Parmak freze ama biz biliyoruz ki o 16'lık saplı tarama. Seç parmak frezeyi. Çapını gir 16. Takımın Az iki azdı. tamam. Takımın boyu neyse onu biraz sonra anlatayım. Onayla şimdi bunu da. Tamam. Buna ileride devirini hesaplayalım. 150 bin alabilsin. Tamam. Okey. İlerleme kesmenizi dinliyorum. İlerlemesi 0,07 olabilir bunda. Tamamen ezbere söylüyorum bunu. Kıtlıktan bakmak lazım.
07. Tamam. Finish'i ve şeyi kapat. Şu finish'i, alttaki finish'i de kapat. Tamam. Geç milimetre cinsine. Şuradan. Tamam. 417 ilerleme. Okey. Seviyeler. İşimizin üst düzlemi. Üst düzlemi diyor bak. Bu pencereye tıkla. Orası aktifken, tıkladın değil mi oraya? Orası aktifken gelip parçanın en üstüne dokunuyorsun. Diyorsun ki ben buradan işlemeye başlayacağım. Şuradan. Evet. Bak renk değiştirdi. Okey. Ve en son gidecek olduğu nokta. Ben de nereye bağlayacağım için ben bunu zemini göstermemem gerekir, değil mi? Aynen. Zemine göstermemen gerekir. Burada şunu da yapabilirsin. Delta yapsam olur mu? Olur. Şurada. Zemini göster mesela. Sonra de ki delta'ya, de ki Ben 25 milimetre yukarıda. aynen öyle. 25, tamam mı? Şimdi takım o 25 milimetreden aşağı inmeyecek. Burada yani sen de tezgahta parçayı bağlarken 25 milimetreden, Seneleri 25 milimetreye bağlı. evet, hatta garanti olsun diye bir 2 milimetre de yukarıda bırakman lazım. Tamam, şimdi teknoloji. Şimdi burada bak az önce dediğimiz şey şu. Düzelt diyor. Bak burada geometri var. Takım diyor ve sol diyor. Şimdi bak geometriye gir. Bak şöyle üstten bak parçaya tam. Çevir biraz. Şimdi bu takımın şu kenarı kesecek. Doğru mu? Kenarı keseceği için takımın yönü şu anda doğru. Okey. Saat yönünde de dönmek Evet. için. Şimdi bak geometri kısmına geldim. Az önce dedim ya zincir yönü çok önemli diye. Şimdi bu ok yönü eğer bu yönde değil de şöyle geri döndüğüm şu yönde olsaydı teknolojiye geldiğim zaman da burası da solda ise ve geldiğim zaman bak parçayı 16 milimetre bozuyor. Küçük işliyor. Gördün mü? O yüzden Allah'tan burada simülasyon var da ön izlemesi falan var da her şeyi görebiliyoruz. Bunu buradan da değiştirebilirsin. Sağ dersin. Problem değil ama kesme yönüne Kesme yönünde. aykırı. Evet, kesme yönüne aykırı. Çok iyi. Çok iyi. O yüzden geometriye geri geliyoruz. Bunu geri dön dedik. Buradan her zaman profil komutunda geometri kısmından her zaman takım doğru yönde mi değil mi kontrol ediyoruz. Tamam mı? Evet, mutlaka oradan kontrol ediyoruz. Okey. Tamam. Gerisi sende. Şimdi takımın yönü doğru. Şimdi biz kaba yapacağız ya. Bak burada finish açık ama. Finish'i kapatıyoruz. Kapattık. Kabı yukarıdaki kabayı açıyoruz. Kaba. Evet. Kaçar kaçar insin. Ha, duvar offset. 0,3 Tamam. bıraktık. Kabağında offset bırakmasından gerek yok zaten. Kaba aşağı adımlıyor bak. 1 milimetre fazla bu takıma. 0,4. AP katları genelde yani en uygun görülen şey 0,4'tür. Çok köşeli olduğu için. Şöyle bir de 90 derece yapıya sahip olduğu için. Tamam. Sonra bağlantılar. Burada programın önerdiği değerleri bir bırakıyoruz. Bunları Ama buraya da müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü bunun üzerinde, bu komutun üzerinde çok fazla duracağız. Çünkü birçok alanda kullanacağın komut, tekrar söylüyorum. O yüzden bu programın, bu komutu A'dan Z'ye bütün pencerelerin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunu böyle programın önerdiği değerlerde bir hesaplatalım bunu. Kaydet hesapla diyelim ve simülasyonu bir görelim. simülasyon Evet, şuraya tıkla. Çift tıkla, tamam. Şimdi buradan simülasyona gel. Katı simülasyon. Hızını biraz düşür istersen şuradan. Tamam, çalıştır. Evet. Parçaya bir kere dokun, renk değilsin parça. Böyle işliyor. şurada niye böyle bir tekrar şey yapıyor? Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi onun amacı ne? Bak burada dışarı çıkıyor. Orada şunu yapıyor. İşleme mantığından düşündüğü için program otomatik ben diyor ki
Sen aşağı adımlamayı 0,4 verdin bana diyor. Tamam. Ve ben bu geometriyi dolaşıp aynı yere tekrar geldiğimde olduğum yerde paso vermiyorum diyor. Takımı önce dışarı boşa çıkartıyorum. Pasomu dışarıda boştayken veriyorum. Bir sonraki pasoya geçerken de yayla yaklaşım yapıp o şekilde kesiyorum ben diyor. Yani orada verse pasoyu o orada bir şey Orada olacağını anlamıyor. verse pasoyu dikine paso vereceği için takımın ucunun kırılma ihtimali artı bu yüzeyde boylu boyunca bir çizgi oluşacak. Tamam, onu önlemek için program otomatikmen takımı dışarı alıyor. Şöyle. Takım buradan kontrolü durduktan sonra devam edelim. Şimdi burada program otomatik default ayarı olarak talaşma mantığında düşündüğü için program diyor ki sen buradan gidiyorsun pasoya, tekrar aynı yere geldiğimde olduğum yerde 15 bir daha paso vermiyorum. Çünkü takımın ucu talaşta zaten. O yüzden takımı bir boşa çıkartıyorum ben diyor. 15 boşta pasomu veriyorum. Sonra yayla yaklaşıp tekrar bir sonraki pasoya o şekilde geçiyorum diyor. Takımın ucu kırılmasını önlemek için bu, tamam mı? Şimdi bunu şöyle engelleyebiliriz. Teknolojinin içerisinde derinlik tipi denen kısım var. Burada helisel yazıyor. Bu heliseli aktif ettikten sonra hesapla dediğim zaman şurası gidecek bak. Şurası. Kademe Hesapla. kademe inecek o zaman. Rampalı bir şekilde. Heh, aynen öyle. Aynen böyle. Hani civata helisi falan var ya, son civata helisi. Onun gibi iniyor, tamam mı? Bir kere burada ne yapıyor? Pasoyu veriyor. Sonra hem X, Y'de dolaşırken hem de Z ekseninde sürekli aşağı doğru paso vere vere iniyor. İlk başta yayla yaklaşıyor. İşini bitiriyor. Ondan sonra yayla uzaklaşıyor. İstersen bu yay yaklaşımını kapatabilirsin de. Çünkü bazen aparatla parça işlemen gerekebilir. Bu takım buradan çarpabilir o aparata. Dolayısıyla bunu da kapatabiliyorsun. Nereden? Bağlantılar kısmı. Yaklaşmayı buradan yok diyorsun. Geri çekilmeyi de buradan yok diyorsun. Ve tekrar hesapla dediğin zaman tek bir giriş ve tek bir çıkış ile parça bitiyor. Ama Zaten kafadan yapıyoruz ya. Böyle olması mı mantıklı? Diğer türlü yayla yaklaşması. kabadan yaptığımız için böyle olması da mantıklı. Yay yaklaşımı olsa da mantıklı. Bu şekilde mantıklı. Yay yaklaşımını şurada kapatabilirsin. Eğer parçayı, ne bileyim, şunun yanında bir tane daha bir parça bağladı. Bunun yakınında mesela. Takım böyle buradan boşa çıkarken o parçaya çarpabilir. Ona çarpmasını engellemek için buradan yaklaşmayı ve geri çekilmeyi yok diyebilirsin. Ama müsaade ediyorsa açmakta aslında bir tık fayda var. Evet. Burada yine seviyeler kısmında yine parça direkt tam sıfırından değil de bir 15 ya da 1 metre yukarıdan da başlatabilirsin. Tamam mı? Eğer çünkü biz parçanın yüzeyini temizlerken atıyorum yanlışlıkla elmas aşındı. Burası yarım milimetre olması gereken değerden daha yüksek ya mesela. Evet. Takım ucuna kırmaması için garanti olsun diye bunu 15 yukarıdan başlatabilirsin. Bunu 15 seçtiğim zaman şu aşağıda tıkladığım zaman ya da başka bir yere tıkladığım zaman şu değere dikkat et, değişecek o. 15 daha onu ekledi, gördün mü? Sonra şimdi burada kompansasyon denen kısım var. Bu da çok önemli. Şimdi bizim 16'lık takımımız kabada çok değil de finişte mesela önemli. Kabada da önemli aslında. Şöyle ki bizim 16'lık takımımız burayı yaparken işte ne bileyim takım kırıldı. Takım elması değil. Takım bir yere çarptı. Bir şey oldu. Kırıldı. Tamam mı? Elimizde 16'lık takım yok. 12'lik takım var mesela. Tamam mı? Buradaki kaba kompansasyonu aktifse ve hesaplatıp şöyle bir kodunu alırsam programda G41 bastı ise burada da D2 yazıyor ise şunu yapabiliyorum. Buradan tekrar program yapmama gerek yok. Tezgahın offset geom sayfasında kullandığım 12'lik frezenin yarı çapını D2 yani takım 2'nin radius kısmına yazdığım zaman 16'lığa göre yapılmış takımı 12'lik frezeyle işleyebilecek şekilde tekrar programı çalıştırabiliyor. Onunla devam ediyor. 12 Evet, kaldı. aynen. Şey değil yani tekrar gelip buraya kem yapmana falan gerek yok. Sadece ne yapman gerekiyor? Takım çapı değiştiği için
Buradan gidip tezgahtan işte şu devri artırırsın veya düşürürsün. Bu. Kapıda belki çok önemli değil bu ama finişte kompozisyonu açmak çok önemli. Bir de sıra oraya da gelecek. Kapattık bunu. Şimdi profil komutunun başlıca şeyi bu. Şuna da isim yazalım da. Alt 0216 16 tarama. Hesapla ve okey. Şimdi bunun kabasını yaptık. Sıra bunun finishinde. Finishini yaparken de gene aynı komutu kullanacağız. Profil komutu. Sıra sende. Finish yapıyoruz. 2,5 beyler. Evet. Profil. Evet. Geometrimiz. Geometrimi zaten biz az önce seçmiştik. Bir daha seçmekle uğraşmayalım. Hafızadan çağıralım. Tamam. Şunun altından yanından evet kontür diyor. Seçtik. Bakalım doğru kontür mü? Göster de buradan. Bak doğru kontürmüş. Tamam. Çarpıya basacak. Seçtim. Şimdi takımı Takım seçelim. seçeceksin. Evet. Tamam. Kaçlık bir takımla finish yapacaksın? 10'luk ya. Bilmiyorum. Tezgahta kaçlık takımın Tezgahta varsa mesela? 10'luk var. 10'luk var. Tamam. İstersen şey yapalım. 12'lik frezeye göre yapalım finish'i. Tamam. Kompozisyonu açalım. 12'lik freze yoksa da 10'luk frezenin de çalışabileceği şekilde tezgah üzerinden ayarlarız. Tamam. Seç frezeyi. 12 çapını 12 yap. Tamam. 4 az. 4 az. Okey. İlerleme devir. Freze de 90 bin. Yani 90. Evet. İlerleme 0,05. Finişleri kapat. Tek başına bir finiş yapacağımız için, aynı takımla finiş yapmayacağımız için finişleri kapatıyoruz, tamam mı? Şunu da kapat. Evet. Tamam, seviyeler. Orada daha işimiz yok. Seviyeler. İçin üst düzlemi. Güvenli düzlemleri. Orada işimiz yok. Burada işimiz yok. İçin üst düzlemini belirle. Tıkla orası aktifken en üst düzeyi seç. Burasını da en alt yüzeyi seçiyoruz. Biz ne yapmıştık? 25 metre yukarı şey vermiş hatırlarsan delta'ya 25. Şuradan da bir 10'da 5 yukarıda garanti olsun diye başlatalım. Tamam. Teknoloji. Takım yönümüz doğru mu diye bir kontrol edelim. Geometriden. Tamam. Evet. Takım yönümüz doğru. Okey. Bunda şimdi dedik ya finish yaparken 12'lik frezeye göre yapalım. Sonra 10'luk frezeyi de kullanabilirim dedik ya. O yüzden finish kompozisyonu işaretleyelim. Okey. Şimdi bizim orada toplamda 25 milimetre mesafemiz şeyimiz var değil mi? Evet. Finish Evet. Orada aşağı adımlama kısmını finish işaretli zaten. Bir kere finish yapacak. Aşağı adımlama kısmımız 10 milim 10 milim olsun. 10 milim de finish yapsın. 10 milim. Bağlantılar. Yay yaklaşımı açık tamam. İsim ver şimdi ona. tamam. 12'lik 6.0216. On iki. Farklı bir Karbür freze. Kaydet hesapla. Simülasyon. Şu şeyleri kapatalım bir alayım. Bu şu simülasyon şu anda takımın dış çapını da yani 12'lik frezenin temas ettiği bütün alanı gösteriyor. Tamam mı? İz düşümünü gösteriyor yani o. Ben diyeceğim ki bana simülasyonu çizgisel olarak göster diyeceğim. O yüzden şunu kapatıyorum. Tekrar simülasyonu çalıştığım zaman bu şekilde. Şimdi bak burayı 1, 2, 3 defa da finish yaptı. Ve her seferinde de yüzey kalitesini bozmamak için teğet yaklaştı ve teğet uzaklaştı. Finish'te bunun olması önemli. Ki burada iz olmasın. İz oluşmasın. Bir de kompozisyon işareti bak burada.
Tek ödün çıkar dediğim zaman bu program eğer tezgahta çalışacaksa şu G41 ya da G42 bu komut aktif olduğu sürece tezgahta o takımın yani takım 3'ün radius kısmına 12'lik freze ise onun yarı çapını yazmamız gerekiyor mutlaka. Tamam mı? Eğer onun yarı çapını yazmazsak parça 6 mm daha ufak çıkar. Şimdi bunun avantajı ne? Dezavantajı ne? Avantajı şu. 12'lik parmak frezenin, daha doğrusu frezelerin genelde çapları %2 falan küçüktür. Biz 12'lik frezeye göre yapacağız ki takımımızı kumpasla geri parçamızı ölçtüğümüz zaman atıyorum 100 mm gelmesi gerekirken 100.07 ya da 0.5 geliyor. O yüzden hiç buradan gelip programla falan uğraşmayacağız. Direkt tezgahın o takım sayfasından, radius kısmından eksi 0.02 dedim mi o %2'lik farkı buraya girdiğimiz zaman tezgaha aynı programı tekrar çalıştıracağız. Tekrar program yapmamıza gerek yok yani. Avantajı bu. Bir avantajı daha. 12'lik frezemiz yok, 10'luk frezemiz varsa da aynı programla takım yarı çapını yazmak şartıyla aynı programı 10'luk parmak frezeyle kullanabilirsin. Dezavantajı şu. Eğer yarı çapını yazmayı tezgaha unutursan parça kullandığın takımın yarı çapı kadar küçük çıkar. Bozulur yani parça. Tamam. Ama mutlaka yarı çapını yazmamız gerekiyor. Finişimiz bu kadar. Şimdi burada bir tane havuzumuz var. Burada da bir tane kanalımız var. Şimdi kanalımızı yüklemeden önce bir kanalımızı analiz edelim. Tamam mı? Kanalın genişliği kaç milimetre? Bir bakalım kaçlık takım girer oraya. Tamam. Ölçelim. Topla. Ölçün. Evet. On milim. Buraya 10'luk takım girer maksimum. Maksimum 10'luk takım girer ama yüzey kalitesini bozar. Neden? Ya çünkü hem sağ tarafta hem sol tarafta iki tarafa da temas edeceği için buraya daha düşük. Aynen 8'lik takım kullanmamız her zaman avantajdır. Tamam. Şimdi burayı yaparken de şuraya da bakalım mı gerek? Bakalım. Burası da 15'miş. Orada 10'luk takım kullanabiliriz mesela. Ama mesela biz burada 8'lik takım kullanacağımız için orada da 8'lik takım kullanabiliriz. Evet, ama köşe radyosuna geliyor mesela. Hı. 3'müş. Orada 6'lık prezden başka büyük kullan, hatta 5'lik prezden büyük kullanmamamız gerekiyor. O zaman 8'lik prezeyle kabasını yaparız. 5'lik prezeyle de finishini yaparız. Burada. Şimdi burada ilk önce parçanın şu dışındaki kanalı işleyelim. Şu iç alındaki kanalı işleyelim. Orada da o kanalı işlemek için kullanacağımız komut yine profil komutu. Profil komutunu çok sık kullanacağız çünkü. Tekrar solid yan partisi. Evet. Karbon bunların hepsini şey yapmıştık zaten. Hı hı. Diğerini yeni değil. Yeni değil. O değil. Şey açıyordu pardon. Orası yeni bir parça açma için. Zaten biz CAM'deyiz. Araçlar solid CAM yana kay aşağı son mevcut CAM parçaları son en sondaki eğitim 2'ye tıkla ona en son kullandığımız parçayı böylelikle tekrar çağırmış oluyoruz. Tamam, şimdi buradaki solid CAM parçası diyor ya bu toolbar'daki şey tamamen yeni parça ilk CAM'e atarken kullandığımız kısım. Solid CAM işler dediği kısım ise evet, tamam şurada ikisinde kalsın. Evet. Tamam. Burada komutlar burada bizim. 2.5D ile yine evet. Aynı şekilde dıştaki havuzu evet şuradaki havuzu işleyeceğiz işte alındaki evet aynı. Profil komutunu kullanacağız ama havuz değil. Havuz değil. O kanal yani havuz dediğim şey kanal. Oradaki kanalı kullanacağız. Profil komutunu kullanarak kullanacağız. Tamam. Şimdi burada mantık şu. Ben bir açıklayayım bunu sonra sen işleme devam et. Neden profil komutuna girdik? Şimdi burası baktığın zaman geometride bir havuzu andırsa da biz neden profil komutuyla burayı yapıyoruz? Şimdi 8'lik freze kullanacağız tamam mı? 8'lik frezeyi diyeceğiz ki sen dolaşırken şu zinciri dikkate al. Bu zinciri yap. Ama bir de buraya kadar yap. Evet. Bu zinciri yaptıktan sonra bir de gelip şu zinciri de yap diyeceğiz. Ve ortadaki şurayı bir de çıkarmış olacak. Boşaltmış olacak.
Tamam mı? O yüzden profil komutuyla şimdi burada iki tane zincir seçeceğiz. Şu zinciri seçeceğiz. Bir de buradaki zinciri seçeceğiz. İşte burada zincir seçme yönü şu an çok önemli. Birisi bu tarafa doğru giderken, birisi de bu tarafa doğru gelecek. Şimdi sıra sende. Takımın İlk başta ben geometri. geometri. Şuradan yani şurada bir radyus bir Pah var. pah var orada ama O pahın içerisindeki pahın kenardan içerisindeki seçeceğiz. aynı şuradan. Evet, o yüzden geometri sayfası aktifken yeni diyeceğiz buradan. Takımın dolaşacak olduğu zinciri seçeceğiz. Biraz uzaklaş parçadan. Şimdi oradan seçme. Şu taraftan seç. Sol tarafından seç ki ok yönü doğru çıksın. Seç. Bu doğru. Okey. Onayla bunu. Bir tane daha zincir seçmemiz gerekecek. Yok. Onaylama. Bir tane, aynı buradayken Yani hem yine burayı aynı. işleyecek. Aynen. Hem de burayı da işleyecek. O zaman burada da şu alanı seçsem. Bu alanı seçersen yanlış Yine işlem buradan yapmış. gider ama o zaman yanlış olur. He. Şu alanı seçsem. Şuraya yakın bir yerden seç. Kenara yakın bir yerden ki ok yönümüz doğru olsun. Evet. Şimdi doğru. Onayla. Burayı da onayla. Tamam. Kontrol. Zincir 1, zincir 2. Evet, şimdi ne yapacak takım? Bir burayı zincir 1'i kesecek, kalkacak ya da yana kayacak, sonra zincir 2'yi kesecek. Onayla. Takım tanımlayacağız. 8'lik takım demiştik. 8'lik parmak bileziği tanımla. Sekizinde aslında büyük ihtimalle 4. dörttür. Bilgi. Kesme hızını 150 alabilirsin. Kesme hızına en uzun. Evet. Devrini ne kaç yapalım? İşte kesme hızı devir. Kesme Bu hızı. 150. Evet, aynen. Güzel. Bu da 0,05. Finişleri kapat. Finişini kapattım. Evet. Tabii. Z'deki ilerlemesi bir şey kaldı. Şimdi Sıfır. milimetreye gel. Bunu da milimetreye gel. Devir de 1 dakikaya gel. Bunu buna getir. Evet. Şu, bunda kalsın. Evet. Tamam. Tamam. Şunu da Z'deki şeyini de 300 yap. Tamam. Tamam. Seviyeler. İşimizin üst düzlemi. Orada işin yok. İş üst düzlemi. En üstün. Evet. Oradan itibaren kesmeye başla. Profil derinliği de. Şuradaki Evet. düzenim. Evet. Şimdi. Şimdi burada direkt parçanın üzerine gelip kesime başlamasın. Bir 10'da 5 yukarıda kalsın. Tamam. O O yüzden zaman şu delta delta'ya 0,5. 0,5. Zemine de finish atacaksak eğer Atacaksak onu buradan belirlemiyoruz ama. tamam. Evet. Teknolojiye gidiyor. Teknoloji. Takım yönlerimizi bir kontrol edelim. Doğru mu değil mi? Geometri diyelim. Evet. Bu İkisi de içinde kalıyor. evet. Tamam, doğru. Okey. Sonra bunu kullanacağız, tamam mı? Takım dolaşıp da gelip aynı yeri kesmesin de, hani böyle sürekli helisel işlem yaparak kesin. Hani olduğu yerde paso vermesini önlemek için buradan değnek tipine gelip buradan helisel diyoruz. Evet, helisel aktif. Şimdi finish'i kapatıyoruz. Kabayı açıyoruz. Kabarda duvarda 10'da 1, 10'da 2 paso bırakabilsin. Ondaki bırakayım. Tamam. Kabanda da 10'da 2 bırak. Aşağı adımlaması da 10'da 3, 10'da 4 olsun. Tamam. Bağlantılar. Şimdi helisel girişi açtığımız için burasını eğer bu şekilde bırakırsak bak ne oluyor? Hesapla bir. Bir üstten bak parçaya. Bir katı simülasyona gir şimdi. Bak gördün mü? Parçanın burasını bozdu. Hızlandı biraz. Bir kere renk değiştirsin parça. Tıkla. Bak şimdi. Şurayı da bul. Evet. Burayı da bozdu, burayı da bozdu. Gördün mü? Neden? Çık şimdi burada. Biz teknoloji kısmında oraya gel. Teknoloji kısmında helisel seçtik. Okey, problem yok. Ama buradaki kanal,
takımın yayla yaklaşmasına ve uzaklaşmasına uygun Müsait değil. değil. Evet, uygun değil. O yüzden bağlantılara gelip yay yaklaşımını yok diyoruz. Bunu da ister yok da istersen de şuradan girişte aynı de. İkisi aynı şey. Tamam mı? Tekrar hesapla. Artık takım doğrusal girip doğrusal çıkacak. Bir daha simülasyonu kontrol et. Güzel. Şu anda bir problem yok. Değil mi? Tamam. Tamam. Şimdi bunun bir de finish'i var. Bir de finish'ini yapalım aynı takım ile. İster aynı takımla finish yap, ister ayrı bir takımla finish yap. Zaten parmak freziyle geleceğimiz için aynı takımla yapsak Şimdi şöyle de bir dezavantaj var. Aynı takım, bu takım burayı işlerken deformasyona uğrayabilir. Yüzeyleri güzel olmayabilir. İster bunun finishini aynı anda yapmayı da görelim, ayrı şekilde yapmayı da görelim. Aynı şekilde eğer finish yapmak istiyor isek takım kısmına gel. Buradan finish'in ilerlemesinin devrini açıyoruz. Finish'inkini 6000 devir. Finish ilerlemesini de işte buradan 800 de. Evet, ona 800. Tamam. Şimdi teknoloji kısmına gel. Teknoloji kısmından da finish'i aktif ediyorsun. Bu kadar. Başka bir şey yok. Aşağı adımlamaya gerek yok çünkü havuzun derinliği zaten 10 mm. 12, 8'lik frezenin zaten helis boyu 20 mm falan kurtarıyor bizi. Doğru mu? O yüzden finish'i bir kez yapması bizim için yeterli. Bu şekilde kaydet hesapla dediğimiz zaman Bağlantılarda falan herhangi bir şey. bir şey yok. Bu şekilde hem kabayı hem de finish'i yapmış olduk. Bir daha katı simülasyon yapmaya gerek var mı? Normalde yok ama gör. Şimdi burada biz finişini ayrı yapmayı deneyeceğiz şimdi, tamam mı? Çünkü bu takım kaba işlem yaparken burada takım körelmiş finişin yüzeyini bozabilir. O yüzden Finish'i bak. finişi kapatıyoruz. Tamam. Şimdi buradan kaydet ve kopyala diyoruz. Kaydet hesapla. Kaydet kopya. Kaydet kopyala şurada. Şunları da not. Evet. Tamam. Takımı değiştireceğiz. Takıma gel. Başka bir takım kullanacağız ya. Tanımla. Başka bir tane 8'lik freze ekle. Bir tane daha 8'lik frezemiz olsun. 8'lik. Tamam. Evet. Bilgisi. Finişleri kapat. Ayrı bir Zaten bu komutla şimdi zaten finish yapmış aynen olduk. finish yapmış oluyor. Atıyorum 3500. Hadi, hadi finish. Neyse girelim onu. VC'ye gel. 150 de kesme hızını. Şey, 150 değil. 90. Evet. Tamam. Şeyinde 0,05 de. FZ'yi seç. 0,05. Okey. Kalsın. Seviyelere gel. Tamam. Burası da hiçbir işimiz yok. Teknoloji. Burada kabayı kapatıyorsun. Finish'i açıyorsun. Ve bağlantıları kontrol et diyelim. Bu kadar. Hesapla. Bu da finish'imizin finish'imiz. Ama bu finish olacağı için şuradan şeye gel. Teknolojiye. Şu helisi şeyde sabitti. Sabit. Şimdi tekrar hesapla. Tamam. Bir seferde girdi. Finish'imizi yaptı. Çıktı gitti. Finish'i açalım, şey kompozisyon açalım burada. Tezgahta onu deneyeceğiz ama, tamam mı? Bu kompozisyon tezgahta uygun kalıplı bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu onu deneyeceğiz. Daha düz verip de deneyeceğiz. Evet, aynı. Sonra hesapla şey şuradan yana çeksene pencereyi. Üstten ha, tamam. Şimdi bak burada Kafa karıştırmasın. İsmini mi değiştirelim? bir dakika bunu bir kaydet hesapla de. Tik buradan. Kapatıyorum. Evet. Şunun tikini kapat. Bir üstteki işi aç. Aç onu. Yok oradan değil. Üstüne çift tıkla. Bir önceki kabay diye bu. Bunu tekrar hesapla bunu. Tamam. Şimdi buna de ki 8 çap 8 karbür freze.
etapla çık bundan. Tikini kapat. Bir alttakini aç. Bu da şu buraya isim verirken şuna dikkat edeceksin, tamam mı? Şurada daha önceden isim yazılmış takımlar var ya. Buraya onlarla aynı isimde şey yazmayacaksın. İsim olmayacak. Aynı isim olmayacak. Tamam. Eğer aynı, Köpeklerle aynı evet. isimde Eğer olacak. aynı isim olursa buradaki yaptığın işi bozar ve tekrar yeniden yapmak zorunda kalırsın. Tamam. O yüzden isimleri farklı olacak. Buna da 8 karbür finish prezede, ne bileyim şeyde işte finish olduğunu belirt yani. Finish yazalım mı? 8 karbür freze finish. Yazalım. Tamam, okey. Hesaplar. Tamam. Bunu da tikini kapat. Şimdi ortadaki havuzu işleyeceğiz. Yine aynı burayı da profilden 2,5 D olarak ilerliyorum. Profilden şimdi bakalım profilleştirmeye uygun mu orası? Şimdi önce bir çık komuttan. Bir bakalım. Şöyle bir alayım mouse'u. Şimdi bakalım burası profilleştirmeye uygun mu değil mi? Şu yüzeyden şurası kaç geliyor? Şurada 15 geliyor. 8'lik freze kullanırsam ben ne yapar? 8 8 buradan gitti. 8 buradan geldi. 16 yapar. 15 burayı kurtarıyor. Değil mi? Problem yok. Peki şu kenardan şöyle yapalım. Hesapla. Şu kenardan. Karşı kenar değil mi? Evet. Şu kenar kaç geliyor şu siyah? 21 geliyor. Ha, demek ki burada bir çapak ve kademe kalabilir. Değil mi? O yüzden ne yapacağız? Önce onluk freze ile kabasını atabiliriz. Onluk freze ile kabasını attıktan sonra profil komutunu kullanacaksak eğer. Onluk freze ile kabasını attıktan sonra profil komutuyla da finishini yapabiliriz. Ama biz 8'lik freze kullanacağız diyor isek o zaman burada profil değil havuz komutu kullanacağız. 8'likle yapacaksak. Evet. Evet. En kısa işlem basamağı havuzda mı oluyor bu? Aslında en kısa işlem basamağı şu. Takım çapını büyütüp profil komutuyla işlemek oluyor. Ama biz elimizde hazır takım var. Onu kullanmak istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Havuz komutunu kullanacağız.